Ama Refah Yol döneminde de hep bas bas bağırdım o dönemin baskı yapanlarına. Etmeyin, eylemeyin. Bu adil düzen dedikleri şey palavradır. Ya bırakın uygulasınlar, palavra olduğu ortaya çıksın da halk artık umudunu kessin diye. Yalvardım ya, yakardım ya. Ya bana neler demediler o zaman ya. Sen dediler Refah Yolu koruyorsun ya. Ben Refah Yolu korumuyorum. Ben Türkiye'nin geleceği için demokrasiyi koruyorum. Seçim de gelsin, seçim de gitsin kardeşim. Adil düzen öyle saçma sapan bir şeydi ki Ali. Ya ben iktisatçı olarak okudukça kahkahalarla gülüyordum ya. Hiçbir yerinde akıl yoktu. Hiçbir yerinde akıl yok. Popülist bir takım şeyler. Bir sürü palavra. Ama bir senede sen adamlara baskı yapınca, kovunca, ondan sonra da kendin gelip iktidarları Türkiye'yi rezil edince, bir de 2001 Beceriksiz krizini olunca. yaşatınca kardeşim işte adamı getirdiler. Bir de adamı hapse atınca bir şiir yüzünden kahramanlaştırınca herifi adamı al şimdi sana. Al. Neyse Ya bak, plan tıkır tıkır işlemiş Mendo abi. bilmiyorum. Herhalde bak şimdi 3 Kasım günü 3 Kasım seçimler oldu. Tabii gece sabaha kadar bekledim. Abi 30 bin oy daha olsa Doğru Yol Parti baraj açacak. 30 bin oy. Gelmedi abi 30 bin oy daha. 30 Mendo bin abi eksildi. bir planın bir parçası olduğunu İşte somut olarak şimdi bak bugünden ben bir geriye doğru bakınca görmüyor musun? ama bir dakika şimdi ha, onu anlatayım. Sabah erken 8'de cep telefonu çaldı. Tabii ki geç attım ama kalktım yanımda da telefon. Tansiyonum arıyor. O, merhaba falan hiç demez önceden. Sayın Bayraktaroğlu az önce Sayın Süleyman Demirel'le görüştüm. Sayın Demirel'le görüştüm. Kendisine danıştım. İstifa konusunda. Bana istifa et kızım dedi. Siz ne diyorsunuz? Niçin dedim? İşte dedi Sayın Bahçeli ve Sayın Yılmaz istifalarını açıkladılar dedi. Dedim Sayın Yılmaz istifa edip etmeyeceğini bilmiyorum. Döner dönmez onu da bilmiyorum, emin değilim. Ama Bahçeli'nin istifasına inanmayın dedim. Hepiniz istifa ettir, o sonra tekrar döner siyasete. Siz de istifa etmeyin. İstifa ederseniz parti biter. İstifa etmeyin. Kalın partinin başında 30 bin eksiğimiz var. 176 bin sandık var. Bu sandıkların 30 bininden bizim lehimize bir tane oy çıksa barajı aşarız. 65 ile 68 arası milletvekili çıkarırız. Hanımefendi dedim, Sayın Başbakanım dedim. Aynen de böyle söyledim. Anlattım, kitabımda da anlattım. Bunlar tekzip falan da edilmedi. Üstünden 20 seneye yakın geçti. Meğer demek ki bunlar baştan çok şeyi kurgulamışlar herhalde kardeşim. Kurgulamışlar ya. Deniz Baykal'la ikisini bırakacaklar mecliste. Ondan sonra da Türkiye'yi siyasal İslam'a bırakacaklar. Amerika Birleşik Devletleri Irak'a operasyon yapacak. İktidarda siyasal İslam olduğu için Müslümanlar camilerde ayağa kalkmayacak, bağırmayacak, çağırmayacak. Şimdi meydan meydan dolaşan, cami cami vaazlar veren ey siyasal İslamcılar. Ulan Irak'ta 500 bin kişi öldü be. Onlar da Müslümandı. Onlar da Müslümanlar öldürdü. Yemen'de hala Suudi Arabistan Müslümanları bombalıyor camileri, okulları. Niye ayağa kalkmıyorsunuz? Niçin o zaman kalkmadınız? Çünkü o zaman Tayyip Bey zedelerlerdi. Amerika'nın işine geliyordu Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de başbakan gelmek Daha olması, basit bir şey askeri söyleyeyim. istifa. Şu an bile Türkiye'de AK Parti'nin dışında bir siyasal iktidar olsa ve İsrail ile ilişkiler devam ediyor olsaydı her cuma ortalık inlerdi. Aynen öyle olurdu ya. Aynen öyle olur. Ya bu biraz da ama biraz da zaten hala bir şeye bağlanmıyor mu? Yani Müslüman kardeşlerle ilgili olan kısımlarda varız, diğer kısımlarda yokuz gibi zaten bir ayrım var. Doğru değil mi? İdeolojik birliktelik var. Kardeşlik Yani hukuku var öyle. orada. Öyle öyle. Şimdi Ya böyle bir kardeşim, gerçek var yani. kardeşim. Ben mi Ya bunu yanlış okuyorum ama var yani bu. kardeşlik hukuku falan yok ya. Abi Kardeşlik. kardeşlik hukuku olmadan olur mu Mendo abi ya? Abi var tamam. Irak'taki Yani Müslümanlar kardeşlik kardeş. hukuku diyeceksin, bunu göstermeyeceksin. Adamı döverler yani. Ay, Irak'taki ölenler Müslüman değil demek ki o zaman. Ne bileyim Kerem, bilmiyorum. bu Ya ekonomi... çocuklar pardon Ali. Buyur abi. Pardon. Ya İslamiyet'in kanında var ya. Genlerinde var ya. Hazreti Muhammed öldükten sonra bakın ya. Bakın halifelere ya. Ömer öldürüldü. Osman öldürüldü. Ali öldürüldü. Ali halife olmasın yapmasınlar diye Ali'yi. Hazreti Muhammed'in karısı Ayşe ya. Muaviye ile ortak oldu. Hazreti Muhammed'in damadı, kuzeni Ali'ye karşı savaşmadılar mı kardeşim? 20 bin tane Müslüman öldü. Müslüman. Sonra da başladılar. Bu hangi tarafın Müslümanları cennete gidecek diye tartışmaya. 1400 yıldır tartışıyorlar. Hale devam ediyor. Evet. Acaba Ali'ninkiler mi cennete gitti? Muaviye'ninkiler mi cennete gitti?
Sonra Muaviye'nin Hasan öldü. Muaviye'nin oğlu Yezid miydi o Yezid? Evet. Hüseyin'i mi öldürdü? Peygamberin torunlarını öldürmedi mi Evet, torununun Ali'nin çocukları. çocuklarını bir tanesini. Kerbela. Karısıyla beraber. Ha, Kerbela'da. Abi Müslümanın dibinde var bu. Çıkar abi Müslümanlıkta çıkar. Muhammed'den sonra İslamiyet diye bir şey yok abi. Çıkar. Yezid geldi. Sonra Muaviye'nin oğlu Yezid geldi. Yezid'den sonra da babadan oğula gitti abiciğim. Bak şimdi yine aynı şeyi dünyada yapmak isteyen Müslümanlar var. Suudi Arabistan'da. Babadan oğula, babadan oğula, babadan oğula. Hadi adam be. Hadi adam ya. Allah Allah. Öyle Abi İslamiyet. Yezid abi. Yezid ya. Benim rahmetli babaanneciğim bile Sünni Müslümanmış. Hanefiydik. Biz aslında Bektaşiyiz tabii ama olsun. O bile kızdığı zaman gidinin Yezid'i derdi. O da kızardı Yezid'e Kerem, bu yani Türkiye'deki mevcut ekonomik duruma bakınca bu önümüzdeki yerel seçimlerde, 2024 yerel seçimlerde Erdoğan'a bir zafer lazım, muhalefete bir zafer lazım, herkese bir zafer lazım ama galiba en çok da Erdoğan'a lazım. Bu ekonomik duruma rağmen Erdoğan yerel seçimlerde bir zafer kazanabilir mi? Ya şimdi öncelikle hala ben o kısmına katılmıyorum. Bence muhalefete daha çok, Erdoğan'dan daha çok zafer lazım. Çünkü Yok, Erdoğan'ın daha ikisine de çok yeri lazım dedim kazandığı, zaten. ha Yani çok yeri kazandığı. Erdoğan'ın yerel seçimlerde zafer kazanması demek bence apayrı bir başka noktaya geçiş Tabii. Yani Cumhur yeni İttifakı ve Erdoğan için. paradigma değişikliği olur. Rusya Putin yani rejiminin bir benzerine evrilir artık ondan o dakikadan sonra. Çünkü Erdoğan'ın daha henüz çok taze bir cebinde zafer var. Muhalefete bir zafer lazım ama her ne kadar bugün gördüğümüz noktada işte bu muhalefetin arasındaki parçalanma olsa da muhalefetin morali bozuk olsa da ben mevcut bu sıkı ekonomi politikasıyla biraz Erdoğan'ın işini zor olacağına inanıyorum. Hani bugün herkes seçime önümüzde bayağı bir süre var. Herkes böyle geniş geniş konuşuyor, geniş geniş anlatıyor, eleştiriyor. Muhalefet zaten muhalefeti eleştirmekle bizde besleniyor. Kötü bir şey de değil bu arada bu. Yani eleştirmek, muhalefetin muhalefeti eleştirmesi. Keşke iktidar da eleştirse kendini. Bu eleştirinin bir kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama son raddeye gelindiğinde bu sıkı maliye ve para politikasıyla eğer Erdoğan seçimlere giderse yani o kadar düşündükleri gibi kolay bir zafere ulaşamazlar. İstanbul için konuşuyorum. Zaten İzmir'de ben ihtimal görmüyorum. Ankara'yı zaten söylediğimiz gibi Ankara'da İstanbul yani önemli olan yerel seçimler dediğimizde asıl konuştuğumuz İstanbul doğru değil mi? Yani gerisi yani bir tane gider bir tane oradan bir buraya gelir bir tane buradan oraya gider. Onunla ilgilidir ama önemli olan İstanbul'un kazanılmasıysa Ekrem Bey'in de süreci güzel götürdüğüne inanıyorum. O sebeple de ben muhalefetin şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani umutsuz değilim onu söyleyeyim. Yani o Anladım. şöyle şeyler okuyorum ve dinliyorum. Bütün işte illerde, bütün bölgelerde AK Parti belediyeleri kazanacak diye. Ben öyle o şekilde umutsuz değilim. Yanılıyor olabilirim. Bundan önceki seçimde yanıldım. Belki yine yanılacağım. Ama ben o kadar umutsuz değilim. Özellikle de İstanbul bağlamında. Anladım. Mende abi, bugün Meral Hanım'ın mutlaka grup konuşmasını izledin abi. İlginç bir konuşma yaptı. Hem Erdoğan'a farklı bir gel gel yaptı, hem de aynı zamanda Erdoğan'a dur işareti yaptı abi. Şöyle dedi: madem Sayın Erdoğan da ittifak sisteminden rahatsız, gelin AK Parti olarak ittifak sisteminin dayatılmasının önüne geçin. Siz de bir adım atın. Önümüzdeki seçimlerde AK Parti olarak tek başınıza girme cesaretini gösterin. Ama bu açıklamayı yapmaktaki amacın anayasa değişikliğinin arkasına sığınıp İki dönem kuralını değiştirmekse çok beklersin. Bunları bir kez daha aday olabilmek için yapıyorsan çok beklersin yanıtını verdi abi. Ali kitaplardan okuduğumdan çok daha fazlasını demeyeceğim ama kitaplardan okuduğum kadar çok hayat bilgisini de bizzat yaşayarak öğrendim. Çok küçük Onlar yaşta. değerli galiba abi. Çok çok. Bu hani o cambaza bak var ya ben o cambaza bakı bizzat yaşayarak öğrendim. Çocuktum 7-8 yaşında ya var ya yoktum. Bizim Kırklareli'nin Süloğlu Panayırı'nda Süloğlu diye bir nahiyesi vardı. Orada panayır olurdu. Edirne'nin aslında orası. Ama bizim köyümüze annemin köyüne orası yakındı. Ben de tatilde köye giderdim. Orada da iki dayımla beraber at arabasıyla panayıra giderdik.
Ne götürdük? Lapiska satılırdı o zaman. Rapiska mı? Lapiska mı? Neyse. Satılırdı. Erken olurdu onlar. Onun parasını alırlardı. O paralarla da ihtiyaçlarını görürlerdi falan filan. O gün orada gördüm. Panayırda iki şey arasında, çubuk arasında, direk arasında neyse işte bir tane tel gerilir. O tel üstünde bayağı bir böyle bir cambaz elinde bir sopa falan yürürdü. He. İki dayım da demek ki ya canları yandı ya da duymuşlardı bilmiyorum. İlk defa ki olayı anlatıyorum. Orada demişti ki bir tanesi Sezai, büyük dayım, o daha tecrübeli. Sezai, uzak duralım da uzaktan bakalım oraya demişti. Şimdi bunlar biraz sonra cambaza bak derken ceplerdekileri götürürler demişti. Ben de nasıl ceplerdekileri dayı? Demişti ki ya işte oğlum bak işte lapiska sattık. Herkesin cebinde şu anda köylülerin ceplerinde para var. Bu cambaz burada pek çok cepçiyle ortak bunlar. O orada bakarken vah anasını be ya nasıl gidiyor veya nasıl duruyor vah falan filan. Bazen bir düşme hareketi, bir düşme hareketi falan. Tabii gitti paracıklar. Abi bu son günlerde yapılan Meral dahil herkes cambaza bak diyor. Türkiye unuttu her şeyi abi. Her şeyi unuttuk abi. Türkiye cennetmiş ya, biz farkında değilmişiz. Türkiye'nin hiçbir sorunu yokmuş. Abi ne %50+1'i, ne ittifakı, ne seçim, ne şusu, ne busu yok abi. Tayyip Erdoğan'la Bahçeli milletle oynuyor ya. Dalga geçiyorlar ya. Agam bizimle ilgileniyor ya. Umurlarında bile değil. İnanın bak ciddi söylüyorum. Türkiye'de şu anda ekonomik problemler, halkın çektiği sıkıntı, acı. O da senin benim umurumda. Bir de Fox TV ile birkaç tane de küçük küçük haber kanalları var böyle muhalefet yaptıklarını zanneden. Ama Fox ana haber. Müthiş abi. Bir 45 dakika muhalefet yapıyorlar. Hem de ne muhalefet yapmak adamlar. Ama Türkiye o. Ya Fox TV haberlerdeki Türkiye. Fakat şimdi bak Fıkra, anlatayım mı Fıkra? Tam yeri. Bence niçin yeri ama? Bak niçin yeri? Siyasi menfaatçilik kadar kötü bir şey ben düşünemiyorum. Yahudiler, Yahudi dostlarım, kardeşlerim kırılmasınlar. Üzerlerinden bir Fıkra anlatacağım. Mişon'la Salomon ortaklar. Batmak üzereler. Ha battı, ha batacaklar. Bir yerden bir sipariş falan gelmezse, onun da kaparısı falan gelmezse gidiyorlar yani. Bir gün bir sipariş geliyor, müşteri geliyor. Yüklücede bir sipariş veriyor. Diyor ki yarın sabah saat 11'e kadar telgrafım gelmez ise siparişi hazırlayın, gönderin. 11'i bir geçe bile gelse telgrafım gene gönderin diyor. Yani ben eğer siparişi iptal edeceksem bu telgraf size saat 11'den önce mutlaka gelecek diyor. Adamı gönderiyorlar. O gece ikisi de heyecandan uyuyamıyorlar. Sabah erkenden kalkıyorlar. İş yerlerine gidiyorlar. Saat 11'e 2 var. Abi postacı kapıda. Elinde bir telgraf. Mişon diyor. Salomon. Sen git al gözüm. Benim yüreğim dayanamıyor. Gidiyor. Salomon alıyor telgrafı. Böyle yarışma sonucunu açıklar gibi yavaş yavaş açıyor. Müjde Mişon, müjde anan gebermiş diyor. Ya şimdi sipariş iptal olmasın da Mişon'un anası ölsün abi. Kimin umurunda? Ya kusura bakmasınlar. Türk siyasetini şu anda o hale getirdiler. Halk ölmüş. Kimin umurunda abi? Halk gebermiş. Kimin umurunda abi? Yeter ki sipariş kaçmasın. Abi halk dediğin sadece rakamlardan oluşuyor. Çok somut bir şey değil yani. Onlar için de umurunda değil. Öyle tabii. Şeydir, o çok güzel bir laf vardır. Şeyin güzel derken iğrenç ama çok şeydir. Böyle insanı ürperten. Stalin demiştir onu. Bir kişi ölürse demiştir trajedidir. 1 milyon kişi ölürse demiştir istatistiktir. Şu anda İsrail'de ölenler. Zaten dikkat ederseniz ölümleri dikkat çekmek istiyorsanız o ölümlerin içerisinden özel seçeceğiniz bir iki kişinin hayatları üzerinden anlatırsanız o zaman işte oradaki o büyük vahşet anlaşılabiliyor. Ama o vahşeti hep böyle 10 bin, 20 bin diye anlattığınızda hiçbir anlam ve ifade etmiyor. Hatta o on binlerce ölümün içerisinden birinin hayatını roman bir yazar anlatırsa, bir romancı anlatırsa başka bir şey oluyor tabii. Aynen. Aynen kardeşim öyle oluyor. Kerem, Meral Akşener'in açıklamasına sen nasıl bakıyorsun, nasıl okuyorsun? Ya, siyaset yapmış tabii Meral Hanım. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın %51 ile ilgili gündeme getirdiği bir konu vardı. Sayın Devlet Bahçeli ona çok sert bir cevap verdi ve onu reddetti.
Merelo'nun da bu aradaki çatlak üzerinden bir sızıntı yapmış. Konuyla ilgili orada konuşmasında siyaset yapmış. Başka veya çok ciddiye alınacak bir nokta bu arada görmüyorum. Ha, tabii ki Anladım. belki Meral Hanım'ın hani herkesin ittifak sistemleri bozulup herkes kendi başına seçime girerse belki iyi olur falan ama yok yani yalnızca dediğimiz gibi o iki Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti arasında hatta yani partilerin de çok ismini saymaya da gerek yok artık geldiğimiz noktada Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli arasındaki fikir anlaşmazlığının arasından dalıp bir gündem yaratmak istemiş Sayın Akşener. Bence yani çok öyle uzun kelimelerle, cümlelerle anlatılacak bir konu yok ortada. Anladım. Mendo abi, tabii Evet. bu özellikle Erdoğan'ın %50+1 açıklamasına Devlet Bahçeli'nin resti gibi gözüken ama satır aralarında baktığında da Cumhurbaşkanımız mutlaka bir bildiği vardır. Biz her türlü koşulda da uzlaşırız diye verilen satır arasındaki mesajlar var. Ama daha çok bu Anayasa Mahkemesi Yargıtay kararları üzerinden ve 50+1 üzerinden yapılan tartışmaların aslında Sinan Ateş cinayetiyle ilgili, yani Sinan Ateş cinayetinin iddianamesinin çok kilit olduğu, yani o iddianame her şeyi ortaya koyacak. Öyle bir nokta ki o iddianame MHP'nin, Devlet Bahçeli'nin çok yakınındaki kişilere, hatta Devlet Bahçeli'ye kadar, hatta MHP'ye kadar uzanabileceği, eğer iddianame doğru bir şekilde konulabilirse MHP'nin kapatılma davasına kadar gidilebileceği konuşuluyor. Bu anlamda arka planda da müthiş bir el ense çekmelerinin yapıldığı söyleniyor. Bu konuyla ilgili sen hangi boyuttan bakıyorsun, özellikle Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak? Tabii ki hemen arka planda Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Olgun Samast'ın serbest bırakılmasına da bakmak gerekiyor. Polis adliye konularında bilgilerim çok eksiktir. Yani ancak işte Tolga Şardan'ı çok iyi okuyanlardandım. Son dönemlerde herkes belki Tolga Şardan'ı daha çok okuyor ama ben nedense oğlanı o kadar çok baskı kurdular ki son dönemlerde ihmal ediyorum, okumuyorum. Bu konuda neler yazdığını bilmiyorum Tolga'nın. Siz biliyorsanız bana söyleyeyim. Yani Sinan Ateş olayıyla da ilgili daha doğrusu. Ama Sinan Ateş olayının Bahçeli'nin zayıf karnı olduğu konusundan eminim. Çünkü siyasette bazı hamleler elbette ilerideki hamleler için döşeme taşı gibidir. Yani döşeme taşı bizim evvelden dereden karşıya geçersek eğer geçerken çok yüksek değilse taşlar koyardık. O taşlara basa basa geçerdik. İşte bir taş, sonra bir taş daha. O taşın üstüne basıp yanına bir taş daha. Ona basıp bir tane daha taş daha. Yani öyle atarak değil karşıya geçerdik. Şimdi çok büyük ihtimalle Sinan Ateş olayı MHP'nin planlayarak yaptığı bir cinayet olmayabilir. O ayrı bir şey. Ama cinayet işlendikten sonraki planlar büyük ihtimalle iktidar partisi tarafından kesinlikle kurulmuştur. Yani AKP öyle vicdanlı bir parti değil. Geçen gün Cem Uzan anlatıyordu. Hatta benden de bahsetti Özlem Gürses de. Yani bana ben Cem Uzan'ı uyarırken söyledim. Dedim ki Yusuf Günay diyor ki bana HPDK başkanı. Cem Bey'e söyleyeyim. Siz onu görüyorum. Mitinglerde falan beraber ve gazetede yazıyorsunuz. Söyleyin. Bütün şirketleri nereye koyacaklar? Bunlar çok acımasız. Sene 2003. 20 sene önce genç bir bürokrat, bir başkan, parlak bir bürokrat. Bunlar çok acımasız diyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Siyasette acıma olmaz. AKP büyük ihtimalle Sinan Ateş cinayetine üzülmüş olabilirler belki insan olarak ama o cinayetin nasıl kullanılabileceğine ilişkin bütün her türlü mizansen hazırdır. Ne tarafa giderse hangi taşları kullanacağız? Ne tarafa giderse hangi taşları nereye koyacağız? Kesin. Kaşıkçı cinayetinden biliyoruz abi. Ha bravo. Ha bak aklıma geldi. Harikasın Ali. Bak onu da öyle kullandılar. O cinayeti kullanarak Araplarla barıştılar. Değil mi? Para abi. Ya işte ya. Para demek Şimdi iktidar, iktidar demek para demek. ben çok farklı bakıyorum bu ikisinin olaylarına. Uzun zamandır söylüyorum zaten. Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında şu andaki en büyük sıkıntısının para olduğunu artık hep beraber iyice gördük. O her şeye rağmen Araplardan para bulurum, alırım diyordu. Bahçeli'yi de dayanak olarak yanımda bulundururum. Ben bu işin altından kalkarım diye düşünüyordu. Ancak Mehmet Şimşek'in gittiği her yerde önüne çıkan en büyük engellerden birinin Devlet Bahçeli olduğuna iddia ediyorum. Olduğunu iddia ediyor. Yani Devlet Bahçeli derken
Devlet Bahçeli'nin zihniyet itibariyle. Zihniyet tabii. Tanımazlar bile de. Hayır, yargıda. Yok, yargıdaki etkinliğini.